Değerli katılımcılar, değerli gönüldaşlarımız, canlı yayın üzerinden bizleri izleyecek olan değerli vatanseverler, basın toplantısı, haftalık basın toplantısı etkinliğimize hoş geldiniz. 4 hafta, 5 hafta önce başladık, bu 5. haftamız. 5 hafta önce yaptığımız basın toplantısında, basın açıklamasında ilgi güzeldi, rağbet güzeldi. Nitekim 4 hafta neticesinde katılım yapmak isteyenler olduğunu belirttiler. Biz de bunun üzerine 5. haftamızı, yani bu haftadan itibaren inşallah bundan sonra her salı seyirci katılımını, basın açıklamalarımızı gerçekleştireceğiz. Katılan arkadaşlarımıza öncelikle tekrar teşekkür ederim. Geçen haftaki salı günkü toplantımızdan sonra belirtmiştik o zaman da Yayladağ'a hareket ettik. Yayladağ'da malum Suriyeli vatandaşlarımız, Suriye'den gelen daha doğrusu mazlumlar vardı. Onlara bir yardım topladık, yerine ulaştırdık. Zormuş. Biz bunu bir parti olarak, diğer partilere de ön ayak oldu ama başka derneklere yönlendirdiler. Biz bunu bir parti olarak ilk kez bir Cihan Partisi olarak yaptık. Zordu, ilgi alanımız değil ama Allah'a şükür yerine ulaştırdık, emanetleri yerine ulaştırdık. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Yardımları kutlu olur inşallah. Yerine ulaştırdık. Değerli vatanseverler, bu haftaki gündemimiz hakkında açıklama yapmadık. Zira artık ülkemizde bir gündem takibi yapamıyoruz. Bir konuda açıklama yapmadan üstüne iki tane olay gelişiyor. Ülkemiz öyle bir hale geldi ki artık hangi konuda konuşacağımız şaşırdık. Çok yoğun bir gündem var. Biz bunu şöyle söylüyoruz, şöyle dillendiriyoruz, tabir ediyoruz. Vatanseverlerin iradesine, yorum gücüne ipotek konuluyor. Hiçbir konuyu yorumlayıp bir kenara koymadan koyamıyoruz. Hemen peşine bir şey geliyor. Aile içinde oynanan veya arkadaşlar içinde oynanan bir hadi anlat bakalım diye bir oyun var biliyorsunuz. Orada bulunan kelime ne yapılır? Şöyle cepte yapılır. Yani o kelimeyle bir daha uğraşılmaz. Anlamıştır herkes o kelimeyi. O kelimeyle artık uğraşılmaz. Türkiye'de son yıllarda hiçbir şeyi cepte yapamıyoruz. Maalesef cepte yapamıyoruz. Bununla ilgili en açık örneğini şeyde yaşadık. Bu Temmuz ayındaki süreçte yaşadık. Hatırlayın. Evvela Rusya'da bir uçak düşürülmüştü. Onun peşine turizm patladı. Onun peşine o ara Rusya ve İsrail'le barış anlaşması yapıldı. Tam yorumlayacakken, bakın bunların hiçbirine yorum yapamadık. Tam onu yorumlayacakken darbe koptu. Darbenin peşine o hal geldi. O hal farkındaysanız hiçbir şey düzgün bir yorum yapıp şu doğrudur, şu yanlıştır diye bir yorum yapamıyoruz. Bir tencerenin kapağını kapatamıyoruz kısaca. Ve hiç kimse hangisi doğruydu, hangisi yanlıştı bunu bilemiyor. Bu şu an muhalifinin de taraftarının da kafasının karışmasına neden olan bir sebeptir. Maalesef dediğim gibi düşünce gücümüz elimizden alınıyor. Bugün mesela dedik ki hadi gündem belirleyelim. Anayasa tartışılıyor biliyorsunuz. O tartışılırken İzmir'de bir saldırı oluyor adliyeye. Adliyedeki 5 kişi saldırılığına ilişkili çıkıyor. Hadi onu alalım ele diyorsunuz pat. Burada basın açıklamasına girmeden ne oluyor? Gaziantep'te başka bir saldırı oluyor. Bu arada Gaziantep ilimize de geçmiş olsun. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Ve farkındaysanız hiç kimse bir şeyi düşünüp de şu şudur, şu doğrudur, şu yanlıştır diye konuyu kapatamıyor. İnşallah bu durumdan kurtarırız. Bu durumdan kurtarırız. İnşallah hep olumlu gündemimiz olur bundan sonra. Ki şu an burada sporcu arkadaşlarımız var. Biz sporumuzda anılalım, başarılarımızda anılalım, tekniğimizde anılalım. Gündemlerimiz bunlar olsa keşke. Uzaya çıkalım, onu tartışalım. Bunları keşke tartışsak. Ama neyi tartışıyoruz? Biz sürekli terörü tartışıyoruz, kavgayı tartışıyoruz. Yılbaşında patlama olduğunu tartışıyoruz. Maalesef. Biz herhalde son yetişen düzgün bir nesil, yani düzgün zamanda yetişen nesiliz. Şu anki gençler yazık. Hiç doğru düzgün televizyondan bir gündem takip ettikleri yok. Seçimlere girmedik değerli arkadaşlar. Şu an biliyorsunuz konuya farklı açıdan gireceğim.
Bugün gündemimizde MHP, daha doğrusu MHP değil, kurumla bizim işimiz yok. Devlet Bahçeli üzerinde ve anayasa metnini hazırlayan avukat üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum. Biz İnsan Partisi olarak 6 Ağustos 2014 tarihinde kurulduk. Seçimler vardı peşine. Karışıktı. Oy oranlarında bayağı bir değişiklikler vardı ki bunu 7 Haziran'da da gördük. 3 Kasım'da da gördük. Kasım ayında geçen gördük. Nitekim biz dedik ki bir de biz girmeyelim devreye. Yeni partiyiz. İnsanların aklını karıştırmayalım. Bekleyelim. Bu seçimler geçsin. Biz ondan sonra aktifleşiriz dedik. Hani zamanını bekleyelim. Biz her zaman şunu diyoruz. Bu ülkeye faydamız yoksa biz yükselmeyelim. Bunu samimice diyoruz. Tam seçim döneminde insanlar zaten aklı karışmış. Oyların dengesi değişmiş. Bir de biz girip insanların aklını karıştırmayalım dedik. Son seçimlerde değerli arkadaşlar ben MHP'ye oy verdim. Önceki seçimlerde de MHP'ye oy veriyordum. Buna şu an pişmanım. Neden pişmanım? Oy vermek istemediğim bir yere yaradı bu oy. Ve benim gibi milyonlarca şu an oy veren var. Şu an ben şunu diyorum. Ben bilmiyor muydum? Gidip AK Parti'ye oy vermeyi bilmiyor muydum? Veya CHP ile birlikte iş yapacaktım. CHP'ye oy vermeyi bilmiyor muydum? Senin bir çizgin vardı. O çizgiye istinaden sana o oyu verdim ben. Şu an başka parti başkanı olabilirim ama ben son seçimde sana oy verdim. Bunu hiçbir parti başkanı da hiçbir partide böyle açık ve net konuşmaz. Açık ve net söylüyorum. Oraya oy verdim. Ne oldu sonuç? Değerli arkadaşlar. Bugün tamamıyla AK Parti'nin hazırladığı yasayı destekliyor. Onun peşinden gidiyor. Yani kızıyoruz. İnsanlar diyor yine diyoruz. AK Parti'ye doğrudan oy vermeyi bilmiyor muydu? Sen niye bu taraftan oyları aldın? Gittin o tarafın işini yapıyorsun. Devlet Bahçeli daha önceki söylemlerinde saraya şunun için gittiysem ne olayım? Şöyle yaptıysam ne olayım? Şunu yaptıysam ne olayım dedi. Bugün bütün söylediklerini kısaca buna Türkçe'de diyorlar tabiri var. Tükürdüklerinin hepsini yaladı. MHP Genel Başkanı bu. Değerli vatanseverler bu MHP Genel Başkanı. Basit bir parti değil. Basit bir insan değil. Bu ülkenin gündemine, geleceğine yön vermiş bir hareketin temsil ettiği parti. Hareketi temsil eden partinin genel başkanı. Yıllarca tüm ülkücülere devletin başına devlet gelecek diye slogan attırdı. Maalesef görünen o ki devletin başına gelmek gibi bir derdi yok. Bu gidişte de zaten herhalde bu şekilde ölüp gidecek. Hani şu espriyle şöyle söylüyoruz. Milli piyango almadan piyango çıkar mı bir insana? Çıkmaz. Bir piyango bileti alacaksın ki piyango çıksın. Büyük ikramiye bana çıkacak deyip sürekli de hiç piyango bileti almamak gibi bir durum bu. Devletin başına devlet gelecek ama devletin başına aday dahi olmadı. Ve gelinen noktada bırakın adaylı şu an kendi partisini bitirme noktasında. Burhan Kuzu açık açık dedi ki bu sistemde iki parti olacak. MHP bitecek ve buna rağmen devam ediyor. Buna rağmen aynı şeye devam ediyor. Demek ki bilinçli bilerek gidiyor. Şunu yapsa açsa Burhan Kuzu'ya bir tepki gösterse farklı bir şey diyeceğiz. Hayır. Burhan Kuzu'ya tepki de göstermedi. Ne yapıyorsa aynısını devam ettiriyor. Demek ki burada başka bir durum var. Şu an verdiği oyun asla oy vermeyeceği bir yere yaradığını gören, bakın tekrar belirtiyorum, verdiği oyun asla oy vermeyeceği bir yere yaradığını gören milyonlarca insan var. Ve hepsi kendini çok kötü hissediyor. Bugün anayasa tartışılıyor. Hanginiz anayasayı biliyorsunuz arkadaşlar? Hangi maddeyi tam biliyorsunuz? Bilmiyorsunuz. Meclis TV yayınlıyor mu? Yayınlamıyor. Niye? Bu referanduma gelecek yarın. Sizler oy vereceksiniz. Buna siz oy verecek kişiler sizlersiniz. Neye oy vereceksiniz? Haberiniz yok. Niye yayınlanmıyor?
Mecliste suç mu işleniyor? Mecliste adam mı öldürülüyor? Hayır. Oylama, orada bir kanun tartışılıyor. Tüm Türkiye'nin, çocuklarımızın, torunlarımızın bile geleceğini etkileyecek bir metin tartışılıyor orada. Yayınlanmasına karşı çıkıyorlar. Ve yayınlamıyorlar. Protesto edilir diye tomalar getiriliyor. Bakın kanun çıkarılıyor ya. Meclisin etrafı toma ve polisten dolu. Bugüne kadar Türkiye'de yaşanmamış bunlar. Hiçbir zaman yaşanmamış. Hatta Osmanlı döneminde meclisin mebusanda dahi, işgal varken dahi meclisin mebusanda bile bu da yaşanmamıştır. Yazık. Gerçekten yazık. Polis gücüyle anayasa çıkartacağız. Çok yazık. Ve vatandaşın, vatanseverin haberi yok net atışında. Ortada iki unsur var. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Belli ki anlaşmışlar. 338, hadi 330 da olur, 31 de olur. MHP'li diğer o oy veren vekillere de ben yani bundan sonra iyi bakılmayacaklar. Kısaca rengini belli edenler oldu. Belli ki referanduma gidecek bu. Bu referandumda insanların gerçekten bu işi isteyip istemediği bu sefer belli olacak. Bir de ortada şu var. Bugüne kadar girdiği tüm seçimlerde, bakın seçim başarısı diyorum ben buna. İktidarda çok güzel işler yapmışım, onu tartışmıyorum ama seçim başarısı var Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan 15 yıldır girdiği her seçimden başarıyla çıkmış bir Recep Tayyip Erdoğan var karşımızda. Bir de girdiği her seçimde partisini çok zor duruma düşürmüş Devlet Bahçeli var. Şimdi merak ediyorum, referandumda Devlet Bahçeli mi aşağı çekecek? Yoksa o mu Devlet Bahçeli yukarı çekecek? Bakalım ki MHP'nin sahibi ülkücüler mi? Yoksa makam mevki sevdalıları mı? Şu andan görünen o ki birçok kişi kendi genel başkanlarına çok tepki veriyorlar. Tutarsız davranışlarından dolayı. Bugüne kadar da biz hiç kimse hakkında, kişiler hakkında bir siyaset yapmayacağız demiştik. Bunu da bilin değerli vatanseverler. Ekranın başındaki değerli vatanseverlerimiz. Lakin bugün Devlet Bahçeli'nin ve avukatının, avukatı diyorum ondan vekil olmaz, avukatının yaptığı bu hareket bu ülkenin geleceğini etkiliyor. MHP'yi sorumlu tutamayız çünkü MHP içinde birçok kişi çıktı dedi ki ben retoyu vereceğim. Karşı durdu. Bu nedenle kurumu bir şekilde hiçbir şekilde suçlayamayız. Değerli vatanseverler. Anayasayı AK Parti ile birlikte hazırlayan, AK Parti vekiliyle birlikte hazırlayan Mehmet Parsak isimli şahsa sesleniyorum. Kendisiyle tanışıyoruz. Vekilliğinden önce de tanışıyoruz. Eski kurumunda vekil olmak için de bir vekaletini vermek için de bir iletişimimiz olmuştu. Bunu daha önce yazılı olarak açıklamıştık. Lakin verememiştik. Sebebi bizde gizli kalsın. Daha önce kendisi yazdığı makalelerde başkanlık sistemi hakkında çok daha farklı şeyler söylüyordu. Bugün kendi elleriyle kanunu hazırladı. O günlerle bunlar arasında ne değişti? Hatta Tayyip Erdoğan'ın şahsı hakkında birçok şey yazan kişi bugün kendi eliyle Tayyip Erdoğan başkan olması için yazık anayasa metni kaleme aldı. Ne değişti? Yüklü bir para mı alındı? Bir makam mı alındı? O gün görmeyip de bugün gördüğünüz ne? Açıklama yapın bu millete. Para almadıysanız, makam almadıysanız, bir çıkarınız yoksa o gün görüp de bugün görmediğiniz ne? Bize çelişkinizi anlatın. Başka bir şey istemiyoruz. Çelişkinizi anlatın bize. Anlatamıyorlar. Onun yerine meclisi kapatmayı tercih ediyorlar. Gelelim iktidar partisine. Dünden beri birçok kişi eleştirdi. Akademisyenlerin birçoğu eleştirdi. Neyi eleştirdi? Oylama yaparsın. Gücün var. El kaldırırsın. Geçirirsin kanunu. Lakin kanunlara uymak zorundasınız. Siz bu milletin vekillerisiniz. 550 kişisiniz. Siz kanunsuzluk yaparsanız, kanuna aykırı davranırsanız millet ne yapar? 78 milyon ne yapar? Önce siz davranacaksınız bu.
yaptılar? Açık oy kullandılar. Oy benim sana ne şeklinde açık oy kullandılar değerli vatandaşlar. Oy senin olabilir ama kanun var. Nasrettin Hoca'nın sakalından bir gün bir fare geçmiş. Nasrettin Hoca bağışlamış dövünmeye, neredeyse ağlayacak. Hanımı demiş ki niye ağlıyorsun demiş. Ne oldu? Demiş ki sakalından bir fare geçmiş. Isırdı mı seni? Yok. Bir şey yaptı mı? Yok. E demiş niye bunun için niye ağlıyorsun? Yol olmasından korkuyorum demiş sakala. Şimdi siz bunu bugün açık verirseniz bu yol olur. Bunun yolunu açarsınız. Aynı iktidar partisi vekilleri, özellikle onlar, özellikle AK Parti vekilleri yıllarca 1946'da yapılan seçimlerin açık oyla yapılmasını eleştirdiler. Aynı vekiller. Açık oyla yapıldı da, olamaz da, yasak da, şu da, bu da. Bugün açık oy veriyorlar. Onun bir ruhu vardır. Onun bir sistemi vardır. Senin için fark etmiyor olabilir ama orada bir düzen var. Düzeni neden bozuyorsunuz? Düzeni neden bozuyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de en az 36 ayette düzeni bozanların, bozguncuların akıbetinden bahsediyor. Değerli vatanseverler. Müslümanız diyorlar. Ama daha kitaba uymuyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Vallahi AK Parti yaptıklarıyla hani kısaca şunu diyebiliriz. Daha önce de bunu dedik. Daha önce bunu Nur cemaati için söylemiştik. Bizi dinlememişlerdi. Ayağını bozduğunuz kantar gün gelir sizde tartar. Daha önce Nur cemaati FETÖ'cü, paralel, artık ne derseniz adına birçok ismi var. Güçlü olduğu dönemde ne yaptılar? Hukuksuz bir şekilde, hukuksuz delillerle, hukuksuz belgelerle birçok askeri, birçok vatandaşı, gazeteciyi içeri tıktılar. Aradan 4 yıl geçti. Onlar çıktı. Bütün davalar kapandı. Bugün ne yapılıyor? Bugün sıra onlarda. Onlar. Çünkü kendileri bozdular o kantarı. Ve aynı şekilde aynı sözlerden kendilerini savunuyorlar. Bu belgeler hukuksuz. Bu belgeler bu ispatlar yok. Bunlar yalan. Aynı şekilde aynı cümleleri kendileri de söylüyorlar. İşte kantar bozuldu bir kere. Şimdi onları tartıyor. Bozuk kantar şimdi onları tartıyor. Evet. Sayın vatanseverler, buradan bir kez daha önce seslendik. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Gururu kibiri bir yana bırakarak sesleniyoruz. Partimizin kapıları da açık. Pozisyonları da açık. Ne istiyorsanız buyurun. Bugün konu vatan konusudur. Dava vatan davasıdır. Ümit Özdağ, Nuri Okutan'a, Yusuf Halaçoğlu'na, Meral Akşener'e, Özcan Yeniçeri'ye, Mansur Yavaş'a, Abdüllatif Şener'e, Aylin Nazlı Akay'a vesaire Atatürkçü ve aynı zamanda milliyetçi tüm vekillere, vekil olmayan tüm siyasetçilere, tüm akademisyenlere sesleniyoruz. Bugün görülmektedir ki MHP de işgal altındadır. Buyurun gelin. Açın Cihan Partisi'nin tüzüğünü programını okuyun. 4000 yıllık davanın takipçisidir Cihan Partisi. Bugün CHP Atatürk çizgisinden sapmıştır. MHP Alparslan Türkeş çizgisinden sapmıştır. Buyurun tekrar buradan açık çağrı yapıyoruz. Daha önce yazılı yapmıştık bunu. Tüm vatanseverlere kapımız açık. Ön ayak olalım. Yeni bir mücadele başlatalım. Gururu, kibri bir kenara bırakalım lütfen. 2017 yılındayız değerli vatanseverler. Konuşmamın sonunda 2016'da Cihan Partisi ne yapmış? Cihan Partisi olarak 1 Temmuz 2016'da yaptığımız genel kurula birlikte çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımız yeni bir kurumsun.
Yeni başlıyorsun. Her şeyi sıfırdan aldık, başladık. Neler yaptık? Birkaç ana başlığı sayacağım buna. Bir, CİTAM kurduk. CİTAM nedir? Cihan Partisi Tarih ve Araştırma Merkezi. İsmi özellikle bu oldu. Parti okulu demedik, siyaset akademisi demedik. Özellikle gençlerimizin üzerinde yoğunlaşmak üzere tarihimiz hakkında araştırma yapacağız. Devletimizi, vatanımızı etkileyen DNA'lar, ana unsurlar üzerinde araştırmalar yapacağız. Her şeyi doğru şekilde tekrar gün yüzüne çıkarıp vatanseverleri bilinçlendireceğiz. CİTAM'ın asıl amacı budur. Bu nedenle tarih ve araştırma merkezidir. Darbe girişiminde kim sorumlu ise, 15 Temmuz'da o darbe girişimi oldu. Hala kim sorumlu belli değil. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Hala maalesef. Asıl ilgililer dinlenmedi. 17 Temmuz'da Ankara Adliyesi'nde dava girişiminden kim sorumluysa hala bilmiyoruz. Kim sorumluysa onlar hakkında şikayetçi olduk ve davaya müdahillik istedik. Müdahillik talebimizi resmi olarak ilettik. Türkiye'de bunu yapan tek, resmi olarak bunu yapan tek partiyiz değerli vatanseverler. Yani ben FETÖ'ye karşıyım demeyle, ben darbeye karşıyım demeyle bu işler olmuyor. AK Parti dahil olmak üzere ne şikayetçi oldu ne de müdahil olma talebinde bulundu. Her ikisini de yapan ilk partiydik, hala da tek partiyiz. Parti TV'yi kurduk. Kendimizi duyurmak için yavaş yavaş çalışmalarını sıfırdan başlattık. Bakın ikinci ayımızda bunu yapıyoruz biz. Şu an nice yıllanmış partiler var. 10 yıllık, 20 yıllık partiler var. Henüz bizim attığımız adımları atmış değiller. Parti TV'yi kurduk. YouTube üzerinden yayındayız. Sonra Parti TV.org aldık. Alan adını aldık. Oradan da inşallah yavaş yavaş stüdyo çekimleri, ardından da normal bir televizyon moduna inşallah geçmeyi planlıyoruz. Önce web sitesi üzerinde öğrene, geliştire. Üçüncü ayımızda olmadan, yani Temmuz, hatta Ağustos'un sonunda çıktı. Birlik Marşı adıyla parti müziğimizi yazdırdık değerli vatandaşlar. Birlik Marşı koyduk ismini özellikle. Cihan Partisi müziği demedik, seçim müziği demedik. Dinleyenler varsa sözlerini gördüyseniz zaten tüm vatanı baştan sona birleştirmeyi hedefleyen, birliğin önemine değinen bir müzik oluşturduk. Milli Blok Komitesi adıyla çalışmamızı tamamladık. 32 tane partiye teklif gönderdik. Bunların 3'ü adres ulaşmadan geri geldi. 29 partiye tebligat gitmiş oldu. 29 partiyi Ankara'ya davet ettik. Toplantı yaptık. Milli birliği oluşturmak için. 5'i telefonla katıldı. 5 kişi fiziken, 5 parti burada katıldı başkanlık düzeyinde. 4 parti de program çakışması nedeniyle katılamadı. Telefonla arayarak iyi niyetlerini sundular. Yani 9 parti buluşmuş oldu. 25 Ocak'ta inşallah bir aksilik çıkmasa bir partimiz daha bir girişimde bulunuyor. Parti bir araya gelsin diye. Bu ülke için birleşmemiz lazım. Dursun bir arada yapmamız lazım. Türkiye'de resmi olarak ilk yurt dışı temsilciliğini Almanya'da kurduk değerli vatanseverler. Evet, yanlış duymadınız. Bugüne kadar ilk resmi yurt dışı temsilciliğini Cihan Partisi kurdu. Diyeceksiniz yok mu öbürlerinin? Var. Var ama ya dernekleşme üzerinden gitmişler veyahut da fiili olarak orada temsilcilik açmışlar. Hukuken hiçbir parti, değerli vatanseverler, hiçbir partinin yurt dışında temsilciliği yok. Bunu ilk kez biz yaptık, açtık, Almanya'da kurduk ilk olarak. Almanya'nın kanunlarını inceledik, kimlerle yazışacaklarımıza baktık, parlamentolarına gerekli tebligatları yaptık ve resmi olarak ilk kez biz kurduk. Cihan Partisi yapıyor bunu. 14 vilayette şu an il başkanlarımızı belirledik, mazbatalarını yazdık, gönderdik. Fiziki kurumlarda artık başlıyor, 2017'yi bekledik. Bunun yanı sıra 10-12 tane il başkanlığımızın, ilimizin başkanlığını belirledik. Şu an görüşmelerimiz devam ediyor.
Biz tabanda, biz her böyle atayalım diye, il başkanı atayalım diye, hızlı atayalım diye uğraşmıyoruz. İlkelerimiz birbirimize uyuşmalı. Neye hizmet ettiğimizi herkes bilmeli. Bir dava var diyoruz. O davayı herkes bilmeli. Bu nedenle 12 ilimize daha istişare ediyoruz şu an. Eğer ilkelerimizde uyuşursak, davamızda uyuşursak, biz bakın hedeflerimiz bunlar da bu şekildedir diyoruz. Uyuşursak inşallah yakın zamanda 12 ilimize daha geliyor. Bu artarak gidecek artık. Bundan sonra durmaz. Vatanımıza faydalı bir teşkilatlanma sağlamak için biraz önce bahsetmiştim. Pat 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 il başkanlığı kurmanın bir anlamı yok. Vatanımıza faydalı bir teşkilatlanma sağlamak için temsilcinin el kitabı diye bir kitap hazırladık. CİTAM üzerinden hazırladık bunu. Ve orada işte bu ilkelerimizi nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, nasıl hareket edeceğiz, Türkiye'nin içindeki bu bulunduğu durum. Bir örnek verelim kitabın içinde. Tüm temsilcilerimize kitapta şunu öneriyoruz. Bütün partiler birbirle atışıyorlar, tartışıyorlar. Kesinlikle kişisel tartışmalara girmiyorsunuz. Örnek veriyorum. Yine bugünkü gündemimize uygun bir örnek vereyim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız vaktiyle nesepsiz diye Devlet Bahçeli'ye senin çocuğun yok diye bir laf atmıştı, hatırlayın. Biz parti olarak bu tip şeylerden uzak duracağız. Başkasının tartıştığına da giremeyeceğiz. İnsanlar bundan zaten bıktı. İnsanlar televizyonu açıp siyasileri kavga ederken görmekten bıktı. Uzlaşıyı önce mecliste görmek istiyor bu insanlar. Vekil seçiyor, vekil gönderiyor. Ondan hoşgörü bekliyor insanlar. İnsanlık bekliyor. Adamlık bekliyor, büyüklük bekliyor. Ama bir açıyoruz, yaka paça birbirine girmiş. Veyahut o öbürüne diyor ki, sana ne lan, affedersin, sana ne lan, oy benim değil mi diyor. Bunu demesi için kimse kimseye oy vermiyor. Bunu duymak için de kimse kimseye oy vermiyor. Milletvekillerimize iki kez tebligatta bulunduk, tüm vekillerimize. Biri Suriye politikası hakkında oradaki öğrendiğimiz bir hususta, diğeri de yine anayasa değişikliği hususunda, başkanlık teklifi hususunda iki kez tebligatta bulunduk. Bizden başka parti yok. Ha, güzel bir tarafı oldu. Biz yaptıktan sonra Vatan Partisi bu hafta görmüş. Sistem aynı. Güzel, güzel etkilemişiz. Sevindik. Bizim ismimizin olması önemli değil. Birilerine mücadele gücü veriyorsak, birileri bizden etkilenip de çalışmaya başlıyorsa ne mutlu bize, değerli vatanseverler. Biz zaten bu şiarla yola çıktık. İlla bizim yapmamız gerekmiyor. Bizim illa meclise de girmemiz gerekmiyor. Sürekli bunu diyoruz. Takdir edilir, oy verilirse meclise gireriz, daha etkili çalışma yaparız. Ama şu an burada görüyorsunuz, 5. haftamız, her salı aksatmadan basın açıklamalarımızı yaptık, bugün seyirciliyiz. Daha da gidecek bunlar başlangıçlarımız inşallah. Yaparsanız, çalışırsanız vatansevere karşılığını verir. Biz buna inanıyoruz. Yeni genç arkadaşlarımız var. Bilmiyorsanız bir şey söyleyelim. Bizim tabirimiz şu. Herkes vatandaş olabilir ama herkes vatansever olamaz. Bundan dolayı biz vatansever kelimesini kullanıyoruz. Hitabını kullanıyoruz. Herkes vatandaş olabilir ama herkes vatansever olamaz. Bu ülkede doğan biri vatandaşlığı alabiliyor. Veyahut da teröristin bile vatandaşlığı var bu ülkede. Ama vatanı seviyor mu? Hayır. Bizim işimiz vatanseverlerle. Vatanseverleri birleştireceğiz inşallah. Anayasa değişikliği hususunda Türkiye'deki en ciddi çalışmayı yaptık. Anayasaya dokunma.com. Biraz önce bir şey söylemiştim. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Biz orada yazdık. Ayrıntısıyla yazdık. Gündemdeki şu anki mevcut anayasamızı koyduk. Değişiklik metnini koyduk. Teklif edilenler doğru mu yanlış mı onu yazdık. Akademik çalışmalarını koyduk. Basında çıkan haberleri koyduk. Her şeyi giriyorsunuz, her şey orada. Ve çok önemli bir unsur. Hukukçunun anlayacağı dille değil, vatandaşımızın anlayacağı dille yazdık. Merak ediyorsanız girin bakın orada. Herkes şu an kamu yönetimi, herkes işletme, 4 yıllık herkes hukuk, herkes uluslararası ilişkileri bitirmedi. O lügatı bilmez. Ama herkesten o istenecek.
O yüzden herkesin anlayacağı dilde yazdık. İncelenirse görülecektir. Ve bu tekrar iddia ediyoruz. Türkiye'deki şu an en kapsamlı çalışma. Suriyeli mazlumlar için yardım kampanyasına bizzat parti olarak düzenledik yardım kampanyasını. Dediğim gibi başta da diğer partiler yönlendiriyor. Biz direkt kendimiz yaptık bunu. Zor oldu ama sonucunda bir ferahlık, bir güzellik oluyor. İnşallah yine gücümüz olur, yine yapabiliriz. Tüm bu çalışmalar bunlar ana başlıklarımızdı değerli vatanseverlerimiz. Yardım kampanyasıyla yılı kapattık. Toplam 6 ayda bunları yaptık. Bakın toplam 6 ayda bunları yaptık. Yeni kurulmuşuz, kurumsallaşıyoruz. Artık bundan sonra üstüne koyacağız. Üstüne koya koya gideceğiz. İlk 6 ayında bunu yapan ki artarak bu devam edecek. İnşallah önümüzdeki 12 ay ve sonraki 12 ay sürekli daha çok koyarak gideceğiz üstüne. Neden? Tecrübemiz artmış olacak. Tecrübeyle yeni işlemler yapacağız. Teşkilat sayımız artmış olacak. Ona göre yeni işlemlerimizi yapacağız. Bu nedenle arkadaşlar bundan sonra belli, şu belli. Çalışırsanız oluyor. Tekrar belirtiyorum. Önümüzdeki yıllarda inşallah Cihan Partisi olarak çok aktif ve çok ses getireceğiz. Ve tekrar tekrar belirtiyoruz. Eğer bizim büyümemiz, yükselmemiz ülkemize zararsa biz büyümeyelim. Bu kadar samimi, bu kadar dürüst şekilde bu işi yapıyoruz. Ben burada büyürken bir sistem bozuyorum da ülkenin dinamini etkiliyorsam, olumsuz etkiliyorsam büyümeyeyim. Bunlara çok dikkat ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz değerli vatanseverler. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.